Sındırgı'nın öyle büyük pehlivan yurdu, Türk yurdu, yörük yurdu oldu mu pehlivan yurdu da sayılır. Buranın eski namlı pehlivanları var ama onları Gacaroğlu'ndan dinleyeceğiz. Gacaroğlu da baş pehlivanlarımızdan. Bülken dört tarafında kispet dövmüş, nam salmış bir pehlivan. Sındırgılı. Evet. Nasılsın Yeğcemin? Vallahi biliyorsun Ramazan Bey. Devalarca güreşlerde sizden görüşüyoruz. Yine geldiğiniz Sındırgı'yı tebrik ediyorum. Avrasya TV'yi. Sağ olun. Şimdi bak Şerif Pehlivan var. 1946-49 yılı baş pehlivanı. Bu ayrı bir tava. 54 yılda ikinci oluyor, güreşi bırakıyor. Karabacak birinci oluyor Samsun'da. Kusura bakmayın. Rahatsızlık geçirdim. Evet. Beyin kanaması onda konuşmamda peltelik olabilir. Ama gerçeği konuşuyorum. Ben de 79'da 41 baş pehlivanın ikincisi oldum. 80'de üçüncü oldum. Ondan sonra federasyonda aktif olarak görev yaptım. Evet. 41 baş hakemini yaptım. 4 yıl rahmetli Cengiz Elbiyan'ın, Ahmet Taşçı'nın finalları biz yaptık. Evet. Bize nasip oldu. Sındırgı'nın özelliği yörüktür. Tabanı yörükten gelir ve yörük obası programı ve Yörükler Derneği'ne gelmek için teşekkür ederim Ramazan Bey. Çok sağ olun. Çok güzel olmuş. Türk'ün, Yörük'ün, Türkmen'in ünlediği yerde seyir geliriz. Zapırar geliriz. Ona şüphe yok. Ona şüphe yok. Yörük'ün, Türk'ün, milletimizin derdinde, sevincinde beraber olmakta mutluluk duyarız. Evet. Şimdi bir de şundan bahsedeyim. Şerif Pehlivan, Tepeli İbrahim. Evet. Gacer İbrahim, babam. Katrancı Halil, Sarıkızık İbrahim, Mehmet Ali Yağcı, İzzet Yağcı. Osmanlı'nın Molla Celil vardı. Ondan sonra biz geliyoruz.